Merhaba arkadaşlar şimdi Amerika Birleşik devletleri dünyada demokrasinin ve insan haklarının savunucusu ve şampiyonu olarak her zaman adlandırılır ve bence doğrudur da yani e, baktığımız zaman en iyilerden bir tanesidir. Bazı İskandinav ülkelerinde bu özellikle insan hakları konusunda çok iyi olduklarını görüyoruz. Ama Amerikan dış politikasında e, öyle şeyler oluyor ki durum değiştikçe değişik durumlara göre değişik e, pozisyonlar alıyorlar ve bu inandırıcılığı yavaş yavaş ve uzun zamandan beri de kayboldu ve bu aslında bence önümüzdeki 10 ya da 20 yıl içerisinde Amerika başçeleri kazanmaya çalışırken diğer bölgelerdeki dengeyi kaybedecek ve bu ileride de kendisine çok ama çok değişik şekilde yansıyacak. Evet bir başlayalım bu konuya. Şimdi Amerika dış politika zorunlulukları rakiplerine göre daha fazla ee, da, rakiplerine daha fazla şey kaybetmemek için temkinli bir şekilde değişiyor. Eee kısa vadeli kazançlara uzun vadede bir tutarlılığa veya güvenilirliğe karşı bir seçim yapmaya zorluyor. Ve şu anda Amerika birleşik devletleri önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl içinde kazanacakları şey için dünyanın değişik bölgelerindeki dengeyi kaybedecekler ileride öyle gözüküyor. Şimdi bakalım neden bu? Şimdi Myanmar'a bakıyoruz. Myanmar'da 1 Şubat'ta bir askeri darbe oldu. Bu darbede asker e, demokratik olarak seçilmiş hükümeti görevinden aldı, azletti ve e, kendisi ülkeyi e, idare ediyor. Şimdi Amerika Devletleri diyor ki ben e, bunu cezalandıracağım mutlaka ve hiçbir zaman cezası kalmayacak. Yavaş yavaş bu yapılanlara eş değerde bir e, yaptırımlar dizisi uygulayacağım. Ama baktığımız zaman Myanmar'a Myanmar'ın %32'si yaklaşık dış ticaretin %32'si Çin'le. 8' de ABD ve ABD'nin müttefikleriyle yapılıyor. Yani Myanmar ABDye ve müttefiklerini kaybetse bile Çin'i kaybetmediği sürece gerçekten çok büyük etkisi olmayacak. Yani mutlaka etkisi olacak. Sıcak para girişi azalacak. Çok ciddi şekilde yine fakirliğe doğru itilecekler. Şu bu ama hani Amerika diyebilir ki Myanmar beni kaybedersen de Çin'e karşı çok ciddi şekilde müttefik ileride kaybedebilirsin. O yüzden de zaten Amerika dış politikasını görüyoruz. Gerçekten Myanmar'a karşı ciddi şekilde bir e, yaptırım uygulayamadım. Aynı Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Salman'ın e, kaşıkçı cinayetindeki e, rolü gibi. CIA açıkladı. Bu cinayetin arkasında Muhammed bin Salman var. O emir verdi, adamları geldi bu işi hallettiler. Tamam, güzel. Hadi görelim yaptırımları. Yaptırım yok. Neden? Çünkü Amerika Birleşik işte Devletleri nasıl 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya gitti? Orada durdu Sovyet e, Komünist rejim etkisine karşı. Oradan çıktı, Orta Doğu'ya geldi. Şimdi yükselen Çin tehditine karşı Asya'ya gitmek zorunda. Ve burada bir müttefi olmak zorunda. Türkiye değil açıkçası. Zaten 2016 darbeden sonra Türkiye-Amerika'nın bu tip bir ilişkisi kalmadı. Ama baktığımız zaman bunu kim alıyor? Şimdi bunu İsrail'le Arap ya da Körfez Arap ülkelerini birleştirerek böyle bir koalisyon etkisiyle Amerika Devletleri bu bölgedeki ilgi alanını korumak istiyor. Paranın yine ABD'ye doğru akmasını istiyor kısacası. Ve bunun içinde de Suudi Arabistan çok önemli. Çünkü Suni Arap ülkelerinde en önemli etkileri de bir tanesine o yaratıyor. Eğer siz bu aileyi karşısında alırsanız o zaman da bu etkiyi kaybedersiniz. O yüzden dolayı da Salman'ın cinayetinden dolayı bu Salman ya da aileye karşı Suudi Arabistan'a karşı bir Yaptırım oldu mu? Hayır. Yemen'deki askerlere ya da asker Yemen'den dolayı askeri cihazların satılmasını şey yapmayın, etki olarak görmeyin. O ABD'nin Yemen Savaşı'nı bitirmek için yaptığı bir şey. Hiç alakası yok bu olaylarla mesela. O yüzden dolayı, şimdi bizim burada iki tane örnek var elimizde. Myanmar ve Bin Salman örneği. Ve bunlar olduğu sürece ABD nasıl ben insan haklarının savuncusuyum, doğrunun yanlışın e, her zaman savuncusuyum diyebilir... Şimdi Avrupa'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da öyle liderler var ki bu örnekleri kendi halkını açıkça söyleyip bakın bunlar çok mu farklı? Bize böyle böyle söylüyorlar ama bizden farklı şeyler mi yapıyorlar? Biz ülkemizin ihtiyaçları ve gereklikleri için, ülkemizin daha iyiye gitmesi için, refah için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Aynı ABD'nin gibi dedikleri zaman ne diyecek peki insanlar? Ha diyecekler evet doğru bak o da bunu yapıyor, bu da bunu yapıyor. Ne abi biz de biz de kendi ihtiyaç, ihtiyaçlarımıza göre bunu yapıyoruz der, geçer gider. Yani Amerika'nın dış politikasındaki yanlışlıklar, hedeflerine ulaşmak için vazgeçmekte zorunda oldukları şeyler kendilerine göre, ileride kendilerine çok ters şekilde yansıyacaktır. Ben Amerika Çin'i mutlaka ileride bir şekilde kontrol altında tutacağına inanıyorum. Önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl içerisinde bu gerçekleşecektir diye inanıyorum. Ama dünyanın diğer bölgelerine geri geri baktığı zaman bambaşka bir fotoğraf görecek. Ve bu da ödeyeceği bir bedel. Evet, bu videoyu sevdiyseniz lütfen aşağıda bir beğendi butonu var oraya basın ve kanalımıza üye olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.